Kulak iki tane. İbne mi bunlar? Peki bu tablodan ne anlıyorsunuz? Tartovski, Kübrik, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Köfte ekmek söyledim. Aa, köfte Solaris. Ek. Ay bu benim lan galiba. Dur lan. Çünkü bak. Dur bakayım. İzmir buluşmasında bana bir aynı kitabı hediye etmişlerdi. Dur da bir yerde duruyor. Dur. Her hafta yatay bakışları Kübrik mübrik filan diyen de biziz. Allah kahretmesin. Peki bu tablodan ne anlıyorsunuz? Tartovski, Kübrik, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Deep Turkish Web'in zamanında yorumları okudukları serileri vardı. Ben onlara çok gülüyordum. Sonra böyle sürekli küfür kıyamet tiplerin taklitini yaptıkları bir dünya geldi. Ben o mizaha giremedim. Herhalde yaşlıyım. Buna coştum ama aylardan, yıllardan sonra tekrar. Köfte ekmek söyledim. Neyse inşallah iyi bir yere bağlanıyor. Şu ana köfte kadar bildim çünkü. Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsun sen? Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Çekirdek yiyen insan kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Aralık sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir oğuz duyuyor. Cicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun bu yerde abi? Çekilci puşt ya. Yok ya, bir şey söyleyeyim mi? Galiba insan parodisi... Abi bir şey söyleyeceğim. Size komik gelmiyor olabilir. Chat'te çok görüyorum komik değil falan diyelim de. İşte insan tanıdığı insanın parodisini görünce gülüyor. Ben Kadıköy insanıyım abi. Benim çevremde tiyatrocular, benim çevremde oyuncular, benim çevremde ressamlar var. Benim çevremde böyle sanat sanat içindir. Orospular haykıracak gecenin kanlı amcığında falan diye şiir yazan insanlar falan var abi. Var ya böyle Charles Bukowski'nin gazına gelip Kadıköy'de underground edebiyat kasan falan tayfa. Bana komik yani. Ben tanıyorum bu tipi çünkü. Bu tipin bir kısmı benim, bir kısmı da benden şekilcisi yani. Öf. Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Köfte ekmek söyledim. Köfte ek. Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Çünkü içindeki adam bu yani herkesin, anladın mı? Hani herkes böyle işte falan filan kasıyor ama herkes ondan sonra bu yani. Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık insan. Kebap Strok 12. ayında hoş geldin. Çekirdek yiyen insan kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir orospu gördüm. Cicikleri gözüme alıyordu. Ya mesela şu yani Umut Sarıkaya'nın karikatürlerinde falan da bunları görmüş olanlarınız vardır. Böyle şeyler var ya. Ayı edebiyat böyle hani orospular yaraklar havada uçuşuyor şiirde ama sanat falan tarzı falan böyle. Yani hani aslında parodi gelecek bir dakikasını bilmiyorum ama bu tarz tip içinde aslında zerafet barındırmayıp da dış görüntüsü ve tavırlarıyla zerafet taklidi yapan ama içinde zerafetin zerresi bulunmadığı için sanat ortaya koymaya çalıştığı zaman yine cilalanmış düğün dernek 2 ortaya çıkartan adamın parodisi bu biraz. Hani içinde yoksa, kendini de geliştirmediysen, ne kadar kasarsan kas o adam olamıyorsun abi. Yani entel olmaya çalışırken Vedat Milor var mesela, biliyor musunuz Vedat Milor'u? Vedat Milor olamıyorsun yani, istediğin kadar orası senin içinde o yoksa. Yani adamın gittiği yön belli yani. Vedat Milor olmaya çalışıp atanamamış Vedat Milor olunca da böyle işte şey çıkıyorsun. Vedat Milor böyle falan derken sen böyle İskender'iniz yarrak gibi olmuş falan. Yani ben tuttum, güzel. Güzel bir karakter. Tanıdığımız bir karakter bu adam yani. Entel Feridun. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? İçimdeki
sanat aşkını öldürdün. Amcık içindeki sanat öldürdün. Amcık sanat öldürdün. Sanat! Sanat! Bizim bir atanamamış yönetmen arkadaş var. Böyle YouTube serileri falan çekiyordu. Aynı bu ya. Defolun! Defolun, yalnız bırakın beni ya! Akino Kurosawa etmiş. Tartoski, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Akino Kurosawa. Bak be. Bilmeyenler için yabancı isimlerin hepsi yanlış yazılmış yani. Bilmeyenler için açıklamak ihtiyacı hissettim. Ay. Benden öğrendiklerini kızlara mı yazıyorsun? Amcık! Ama acıktım Feridun abi. Sanatı nasıl böyle şeyler için kullanırsın? Amcık! Amcık! Seks şakası geliyor. 31. Neyin var Feridun? Varoluşsal sancılar geçiriyorum. Sanattan anlayacaksınız. Hepinize bunu anlatacağım. Tiyatro. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. Of ya. Of. Yani benim herhalde bir çıt görmek istediğim bu ya. Yani tabii şey işte bir parodi işi olduğunda Hakan insan... İnsan kendi bildiği, kendi tanıdığı bir karakterin biraz da kendisine batırıldığı ip daha çok batırıldığında yine daha çok gülüyor. Ya çünkü abi internette chat'i sal. Yok aç Ayten. Ayten just chatting yaparken ben kapatmadım sürece kapatma ya. Ben kapat yani Sabonli'yi biraz bana verir misiniz? Bana bırak Sabonli'yi. Okey. Yani her şeyi Sabonli yaptım bir dönem zaten. Sabonli'yi bana bırak. Sabonli yapın dersem yapın, yapmayın dersem yapmayın, yapmayın şu an. Sal. Tamam. Ya Cryptic Rage aşırı fazla küfür kullanım bu videoya yakışmış. Neden? Çünkü şu. Bak. Şimdi son yıllarda internette böyle bir entelektüel seviye üzerinden tartışma geliştirme kültürü oluşuyor. Hani bu şey gibi. Biraz nasıl biliyor musun? Hani işte atıyorum lisedeki çocuk mafya dizilerindeki gördüğü mafyaya uzanıp özenip böyle mafya gibi ortalıkta keser ama tokadı suratına yiyince anne falan diye gider ya. Tatlı su kabadayız tarzı olur böyle. Bir de işte entel feridunlar türedi yani son 10 yılda falan hayatımızda. Hani yani şöyle bir şey var. Vedat Milor'un aslında çok iyi bir örnek burada. Mesela Vedat Milor'un sürekli uğraşıp daha lezzetli yemekler, daha iyi yemek uyumları keşfetme çabası adamın kendi damak tadına hitap etmesi için. Yani adam kendisi daha iyi bir şeyler yemek istediği için daha iyi bir şeyler yemeye çalışıyor. Bir yandan da o yolculukta keşfettiği şeyleri insanlara da anlatıyor. İnsanlar da diyor ki oha reis, koca reis neler biliyormuşsun diyor. Adamın yola çıkarkenki amacı şey değil yani. Ben bilirim ben. En lezzetli şeyi bana soracaksınız. Yani sen entelektüel bir yolculuğa çıkıyorsan hayatında. Mesela biz biraz hani Tancan'la yaptığımız yatay bakış programında sinema için onu yapmaya çalışıyoruz. Ben kendim biraz oyun konusunda onu yapmaya çalışıyorum. Bir şekilde tükettiği şeyin daha iyisini bulmaya çalışıyorsan, daha doyurucusunu, daha güzelini bulmaya çalışıyorsan bu her şeyden önce seni beslemesi gereken bir yolculuk. Yani sen eğer çıktığın entelektüel yolculuktan daha güzel şeyler keşfedeyim, daha farklı şeyler keşfedeyim, tadılmayanı tadayım, bir de orama sokayım falan tarzı bir maceraya doğru çıkıyorsan bu senin zihinsel arayışını tatmin etmesi lazım. Ama sen bunu şeye çekersen şey adam vardır ya, okuduğu kitapları Instagram'a koyan adam, hani şey yani biliyorsunuz ya aslında bu entel feridunu anladınız yani hepiniz. Ben de tekrar izah etmeye çalışıyorum ama neden beğendim bir çıt paylaşmak istedim sizle. Çünkü okudukların, yaptıkların, bildiklerin, sanat, varoluşsal sancılar falan
Bunlar taklit ederek olacak şeyler değil. Bunlar bir yerden satın alıp üstüne giyebildiğin şeyler değil. Bunlar ya hissediyorsundur ya hissetmiyorsundur şeyler. Yani örnek vereyim. Hani şeyi düşünün. İşte mesela çok iyi bir bilgisayar oyunu oynuyorum ben. Oynayınca diyorum ki lan ya o kadar iyi yapmışlar ki. Ben hani bu sene oturup bilgisayar oyunu yapmaya kalksam gelecek 10 sene bu oyunu yapamam. Ve bu bende mesela bir çaresizlik hissi yaratıyor. Küçücük de olsa. O benim üstüme geliyor. Çünkü yapılan işe hem imreniyorum hem kıskanıyorum. Hem de ulan diyorum keşke yani olsa yani. Entel Feridun işte bu ikisinin arasında kalmış adam. Entel Feridun içerisindeki adamı çok iyi yakalamış. Çünkü Entel Feridun aslında şey. Edebiyat yapmaya çalışıyor ama edebiyat yapamadığı için Charles Bukowski tutmuş Brom deyip orospuya penise düşüyor. Garra falan düşüyor böyle. Sonra da sinirlenince de millete diyor ki amcık diyor. Ya bak Deep Turkish Web'den izlediğim en beni doyuran karakter bu ana kadar bu oldu. Güzel. Yorumsuzca izleyeceğim. Bu ne böyle? Aptal herifler! Yine mi Kurtlar Vadisi Irak izliyorsunuz? Şiddet vurgusu. Bu tablodan ne anlıyorsunuz bana anlatabilir misiniz? Bir de yani girişi o kadar iyi ki. Şunu ben yapsana Marvel izler mesela Justice League şey Avengers izliyorlar. Bu içeri giren de benim. Bu ne böyle? Aptal herifler. Yine mi DC Marvel filmi izliyorsunuz? Yine mi Kurtlar Vadisi Irak izliyorsunuz? Şiddet vurgusu. Bu tablodan ne anlıyorsunuz bana anlatabilir misiniz? İki tane adam çıplak iki tane. İnden bunlar. Peki bu tablodan ne anlıyorsunuz? Tartovski, Kübrik, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Köfte ekmek söyledim. Köfte ek... Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz? Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Çekirdek yiyen insan, kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir orospu gördüm. Gicikleri gözüme alıyordu. Yani şey bile çok güzel abi. Edebiyat yapmaya çalıştığında köfte ekmek anlatıyor ya. Bak. Yan, Müslüm Gürses, Azer Bülü... Çok güzel videoymuş lan bu. Çok... Çok dozunda bir eleştiri, çok dolu dolu bir eleştiri. Köfte ekmek söyledim. Köfte ek... Ben burada sanat yapıyorum dediğinde de yine köfte ekmek söylüyor. Çünkü hani aslında düşünürsen bir keşif yolculuğuna da çıkmamış. Örnek veriyorum yani şey kafası değil hani... Abi hep köfte ekmek yiyoruz ya. Gel bugün de işte yiyelim de yeni bir şeyler keşfedelim. Damak tadımıza yeni bir şey ziyaret etsin. Acaba bunun şarapla bir uyumu var mıdır falan da değil. Kendi dünyasının dışına çıkma niyeti de yok yani anladın mı? Hani ben de köfte ekmek söylüyorum. Ben bunu sanatsal şekilde anlatabilirim ama sanatsal ifade birikimle çıkan bir şey ortaya. Ama ben beğendim, o kadar beğendim ki analiz ederim bu videoyu. Bak bu kadar hoşuma gitti ya. Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz? Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Çekirdek yiyen insan, kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Soğuk bir Aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir orospu gördüm. Gicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Buradaki kemerini çıkarıyor ya. İçimdeki sanat aşkını öldürdün amcık, içindeki sanat öldürdün amcık, sanat öldürdün, sanat! Sanat! Defolun! Defolun, yalnız bırakın beni ya! Akine kurusu. Benden öğrendiklerini kızlara mı yazıyorsun amcık, he? Ama acıktım Feridun abi. Sanatı nasıl böyle şeyler için kullanırsın amcık? Amcık! Salak! Aa!
Neyin var Feridun? Varoluşsal sancılar geçiriyorum. Sanattan anlayacaksınız. Hepinize bunu anlatacağım. Tiyatro. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık. Evet. Bir ara yayın dışında Deep Turkish Web kanalının geri kalanını izleyeceğim ya. Şu ana kadar ciddi ciddi coştuğum tek video bu oldu galiba ya. Ay. Satoshi Nakamoto'nun eli benim onu. Alam da paylaşan ben bunu.